sizlere bugün Hisar Monokodüdüklüğünün kullanım ve temizliğine dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Monokodüdüklüğümüzün kapağı saat yönünün tersine çevrilerek açılır, saat yönünü çevrilerek kilitlenir. Pişirmeye geçmeden önce kontrol edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Kapak lastik contasının yerine tam oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kenet ventilinin aşağı konumda olduğunu kontrol ediniz. Emniyet kenet ventilinde yemek artığının kalmadığından ve hareketli konumda olduğundan emin olunuz. Ayarlı basınç ventilinin içerisindeki çıkış yuvalarında yemek artığının olmadığından emin olunuz. Seramik, cam ve indüksiyon ocaklar için tabanın temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Hisar monokodüdüklü katlanabilir kum teknolojisi ile ergonomik tasarımıyla birlikte dolaplarınızda az yer kaplar. Pişirme aşamasında dikkat edilmesi gereken 3 noktadan bahsedeceğim. Birinci kademede sebze yemekleri, ikinci kademede et ve kuru bakliyatları pişirebilirsiniz. Ayrıca ateş çapının tencere tabanını geçmemesine özen gösterin. Yemeğimizin pişirme işlemini tamamladık. Ocağımızın altını kapatıp soğumasını bekledikten sonra kapağı açabilirsiniz. Eğer ki hızlı tahliye istiyorsanız basınçlı buhar ventilini sıfır konumuna getirerek kapağı açabilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyun. Sağlıklı ve lezzetli yemeklerinizle birlikte zamandan ve ısıdan tasarruf eden Hisar Monokodüdüklü sağlıklı yemekler dilerim.